Gündemin manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök, gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı günler. Hayırlı günler efendim, memnun oldum. Hikmet yine Genç'le taktik gömleğimizle, yine haki yeşille dünkü Milli Güvenlik Kurulu na sanki bir atıf yaparcasına efendime söyleyeyim ama çok yakışmış. Eyvallah, teşekkürler, sağ olun. Sizler affediniz efendim. Estağfurullah. Şimdi Hikmet abi. Buyur abi. Bugün 29 Mayıs. İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü. 71. Bir çağ kapatıp bir çağ açan bir fethin evet. Seneyi devriyesini kutluyoruz. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı sabah bir kutlama mesajı yayınladı. Fetih ruhunu anlamak için bu mübarek zaferin nasıl kazanıldığını iyi bilmek gerekir diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Ve Fatih Sultan Mehmet ve kahraman askerlerinin İstanbul'u fethederken sahip olduğu inanç, kararlılık ve azim bugün bize Türkiye yüzyılı hedefine ulaşma yolunda ilham vermektedir diyor özetle. 571. yıl dönümü sebebiyle bu eşsiz güzellikteki dünya şehrini, ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın İstanbul sevdasını bilmeyen yoktur. Fatih'i ve aziz şehitlerimizi rahmetle, hürmetle, minnetle yad ediyorum diyor. Mutlaka söylemek istediklerin vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesine mazhar olan bu fetih meselesiyle ilgili. Evet. Vallahi sağ olasın. Çok da yani gündem tabii her zaman gibi yoğun. Bu konuda çok da uzatmak istemem ama fetih deyince hep aklıma şey gelir. Yani bilmiyorum, biz öyle ezberlemiştik. Bazı şeyler çok yani şeyin de ekmeğini bayağı yiyoruz. İmam Hatipli olmanın da birçok kişi farkında değil. Şu andaki mevcutlardan bahsediyorum. Gençlerle konuşurken bazı böyle önemli şeyler bize böyle ezberletildi. O dönemden aklımızda kaldı hep miras olarak. Yani söylemeden de demeyeceğim. Madem o kadar okuduk bari onu da söyleyeyim. Diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْتِنِيَّةَ فَلَنْ يَعْمَلَ اَمِيرُ وَاَمِيرُهَا وَفَلَنْ مَعْ جَيْشِ ذَٰلِكَ الْجَيْشِ. Birkaç tane bir farklı son versiyonu da farklı olabilir. O yani çok Konstantiniyye muhakkak bir gün fethi olacaktır. Onu fetheden asker ne güzel askerdir, ne büyük askerdir. Onu fetheden komutan ne büyük komutandır, ne güzeldir diye şöyle yuvarlak bir tercüme yapayım. Bir de TRT'nin bir dizisi var biliyorsun, Mehmet. Evet. Fethullah Sultan diye. O da sen güzel. Sen dikkatle takip ediyorsun. Ben Hatta ilk bölümünden itibaren dikkatle takip ediyorsun. Ya onun şeyi senin yüzünden işte o da. Orada Çandarlı var bir tane. Bizim aramızdaki sohbetlerde. Cengiz Çandarlı büyük dedesi. Gündemi tartışırken sürekli. Yani biz mesela ya kamera bilmem ışık tartışırken Çandarlı'ya bağladığın için sürekli. Orada bir Çandarlı'yı yakaladım. Ne belalet bir şey işler yapmış adam diye kızıyorum tabii. Şakası bir yana. Güzel bir dizi. Tebrik ediyorum TRT'yi bu konuda. Evet. Bunlar da güzel şeyler zaten. Bak bizim zamanımızda bunlar yoktu hocam. Tarihimize olan ilgi tam da oraya geldin. Bak bizim zamanımızda bunlar yoktu dedin. Geçen gün sevgili Nuhal Bayrak'la sohbet ederken de söyledim. Ben ilkokul eğitimi alırken bu çağları işlediğimiz dönemde artık sosyal bilgiler müfredatıdır herhalde. İlk çağ, orta çağ, yeni çağ, yakın çağ değil mi? Evet. Yeni çağı bu topraklarda Doğu Roma İmparatorluğu'nun yıkılışı olarak ifade eden bir müfredatla karşı karşıyaydım. Şimdi aynı şey, bak aynı şey. Yeni çağın başlangıcı İstanbul'un fethidir. Ama Batı'ya göre Doğu Roma İmparatorluğu'nun yıkılışıdır. Çünkü fetih kabul edilemez bir durumdur. Bir yenilgidir. Ayasofya üzerine kopartılan bu kadar fırtınanın da altında bu yatmaktadır. Ya biz bu kadar mı ayran budalasıydık? Bu ya kadar mı? Ya ben bize yani Ömer Özkök'e ilkokul müfredatında ilk düzeltiyorum. Yeni çağın başlangıç
takvimi, tarihi olarak Doğu Roma İmparatorluğu'nun yıkılışı yazan o duvarlarda panolar olurdu ya eskiden. Böyle mevsimler panosu olurdu, bilmem ne olurdu. Çağ panosunda da gördüm. Doğu Roma İmparatorluğu'nun yıkılışı yazdı ya. Evet. 80 kuşağından bahsediyorum. İşte 80'lerde ilkokul okuyan biri yani olarak görüyorum. 70'lerde, 60'larda, 50'lerde öyleydi. Yani çok fazla bir şey değişmedi. Çok aslında önemli bir konu. Bu konuyla ilgili program yapılır. Yani neden biliyor musun? Bu vesileyle, İstanbul'un fethi vesilesiyle bir pencere açtık. Oradan gidiyoruz şimdi ama sadece bu İstanbul fethiyle bağlı bir şey değil. Yani o kadar dar bir alan değil burası. Sen diyorsun ki ben bunu böyle okudum, şöyle okudum. Bak vakti zamanında neler okumuşuz. Yıl olmuş 2024 mesela. Bir şeyi merak ettim ben. Burada daha önce söylemiştim ekranlarda. Şunu merak ettim. Biz Kutlu Emare diye bir şey gördük. Mesela ben mesela ilkokulda, ortaokulda, lisede ben her şeyi okuyorsun. İşte Mondros'tan Mudanya'ya, Lozanlar, Sevriler, Birinci Dünya Savaşı, İnkılap Tarihi derslerini üniversiteye kadar alıyorsun bir de. O da zorunlu kılınmıştı benim dönemimde. Tabii biz de üniversitede mühendislik eğitimi esnasında İnkılap Tarihi dersi okuduk. Tabii zorunluydu. Ona okuyorsun. Aynı şeyleri okuyorsun zaten. Ya ben dedim ki ya biz bu kadar ben bilmiyorum mesela. Ya bu Kutul Emare meselesi, Irak, oradaki ordumuz, İngilizlerin oradaki varlığı, bir savaş var. Bir tanesini dönüp de arşivden bulabilir misin diye. Biraz uğraştım çünkü bulamadım. Nereden bulacaksın? 1983-82 baskısı, ne bileyim Kurtuluş Savaşı. Abi tek bir cümleyle İngilizlerin orada işte bir cepheden geri çekildiğinden bir cümle var. Ne kut var, ne emaresi var. Hiçbir şeyin emaresi yok. Ben dedim ki ya niye hiç görülmedik? 200 tane İngiliz subayını tutuklamışsın. Böyle dizmişsin ipe onları. İngiliz ordusunu perişan etmişsin. Benim tarihimde bunu öğretmemişler ya. İngiliz demiş ki öğretme. Yok öyle bir şey demiş. Ağır geliyor değil çok mi? Çok ağır geliyor. Ama gerçek. Bak çok ağır geliyor. Ama gerçek. Şimdi o yüzden bu çok uzak bu. Fetih falan filan duygusu. Kutul Amare zaferinin bu milletin ya. Evlatlarında, nesillerinde olmaması niye için... Niye saklandı? Mesela bana şey öğretmiyor. Niye öğretmedin mesela tarih dersinde? Orta Doğu'nun şekillenmesini niye hiç göstermedin? Ya İngilizler geldi, burayı işgal etti. Fransızlar geldi, böylece Osmanlı parçalandı. Yok ya, yok Allah'tan, öyle bir şey. Bak Allah'tan. Yani bana şunu anlatmadılar hocam, bana şunu anlatacaklardı. Bütün dünyada bunun tezleri yazılırken tamam. Bir Sykes-Picot anlaşması vardı. Hiç bahsetmeyin ki ondan bana nasıl bahsediyor. Ya Sykes-Picot'u kendi becerimle... Churchill hıçkırığının olduğundan bahsediyorsun değil mi ama abi? Dünyadaki bak... Churchill hıçkırığı çizerken... Yaptış. Orada bir hocam 1916'da harita. İmzalıyorlar. Sonra arkasından Rusya devreye giriyor. Bölünme parçalanma projesi imzalı. İsmi de Sykes-Picot anlaşması. Sykes-Picot Fransız oldu. Picot diyor okuyor. Picot. Herkes Picot diyor. Picot, ama bu şey yani bu imzalanan anlaşma Batı'da İngiltere'de ben oradan tamamını okudum. YouTube'da bir tarihçi bunu İngilizce anlatıyor. Nasıl tamam. Böldüğüne ilgili. Baba sen benim topraklarımda niye bunları anlatmadın ya? Bir şey söyleyeceğim. Yani, şimdi yaygara kopartan bu tarih, zihniyet. Tarih hocam baştan aşağı yeniden bahsettiğin yazılmalı. Bahsettiğin şey yani Kutul Amare'yi, Sykes-Picot'u niye sakladınız kardeşim? Bir şekilde kardeşim? Saklayan zihniyet bu, şimdi CHP. Yerli mi milli müfredatın yani Türkiye yüzyılı marif nesiydi bir şey neyse yeni onaylandı. Abi manşetten var ya boykot masada eğitimciler ayakta bilmem ne ya yıllarca bu sen çocuklara bırakalım. Yaptığınız yeter ya. Ya abi, bir yeter bir durun bir yerli ve milli eğitim evet. Müfredatı bir şu Türkiye yüzyılında bir hayata geçsin. Ya senin bu millet bunu istiyor kardeşim. Çok doğru güzel bir noktaya parmak bastı bir de şu var. Bunlardan bir şey bekleme hocam. Bunların derdi öyle cumhuriyet, özgürlük falan filan değil. Değil. Bunlar olmadığını biliyoruz canım. Darbeyi ben yaptıysam darbe devrimdir. Tabii. Darbe harekettir. Darbe doğru. Bana yapıldıysa demokrasiye darbedir, tabii, insanlığa tabii. Darbedir. Evet, bunlar zihniyeti bu yani. Bunlar müstemleke çocukları hocam. Bunlar öyle bize ait şeyler değil. Bu gerçektir hakikaten. Bunun da uzantısı CHP'dir. Çok ağır ama budur ama. Değişmiyorlar. Acayip değişmeyecekler. CHP gündemi tabii var. Hemen o zaman hemen benim tek bildiğim. Çünkü aslında bak müfredatla ilgili de konuşuldu hiç biz onun için, o konuyu detaylı konuşmadık. Muhakkak akşam programlarında
bu çok daha iyi bir şekilde eğitimciler tarafından da dile getirilip gün içinde bir şekilde ve akşam programlarında 24 seyircilerimize ve kıymetli dinleyicilerimize konunun uzmanlarıyla meseleleri, bu meseleyi ayrıntısına ele alacağımızı aldığımızı bildirelim. Sultan Muhammed Fatih, Araplar öyle derler. Fatih Sultan Mehmet, ne der, neresinden bakarsan bak. Fetihler Sultanlığı. Bugün dizisini seyrediyorum. Diriliş Ertuğrul, efendim Kuruluş Osman gibi birçok yerli ve milli diziler izleyebiliyorum. Ve bir gerçek tarihi izliyorum. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Çandarlı var ya. Senin Çandarlı meşhur duruyor. Şimdi o yani bunlar Abdülhamit'i izliyorum. Rahmetullahi aleyh. Bu ne gibi zaten tarihin ve şanlı bir tarih okuyorsun. Bakın bu hamaset değil. Şanlı bir tarih okuyorsun. Ne kadar güzel bir şey. Ve tertemiz pırıl pırıl bir tarih okuyorsun. Doğru mu? Kesinlikle doğru. Zulüm 1453'te başladı yazanlara rağmen. Tabii. Bir katre. Harika. Leke olmayan bir tarih okuyorsun. Çok da güzel dedin. Okuyorsun. Diğer taraftan da ilk defa medyada en azından tartışma programlarında Sykes-Picot nedir? İngiliz nedir? Sen o Orta Doğu'yu nasıl şekillendirdiler? Lawrence of Arabia kimdir? Oradaki siyonistler nasıl? Bunları öğreniyorsun. Niye? Yeni mi öğreniyor? Evet, yeni öğreniyoruz. Benim tek bir hatırladığım şey var. Bak aklımda kalacak. O da şu. Şöyle bitireyim. Siyah beyaz televizyonda bir Osmanlı tarihi var. Hangi o zaman kim yapımında bilmiyorum. Kim yaptı? Ama ilkokul talebesiyim falan yani. Siyah beyazı daha 80 öncesi. Şu vardır, bir tane bir medrese hocası vardır. Osmanlı anlatılıyor şimdi televizyonda. Ben çocuğum. Diyor ki seni atan buydu. Teyze diyor. Beyli bala bula de bambur leyli bap bup. Bir tane çubuk. Çocuklar gariban. Patır kütür kafalarına birer tane bir kırbaç gibi çubuğu indiriyor. İşte bu. Senin atan bu. Aynı zamanda anlamadım. Ahlaksız, aynı zamanda namussuz, bak, aynı zamanda oradan, hırsız. Tabii oradan bir geçiyor. Çok korktuğum bir tiyatro şeyi vardır meşhur. Hani böyle yuvarlak şey. Hatta arkasından merhum şeydi, Mahmut Hoca, Ker Mahmut oynayan kimdi? Münir Özkul. Münir Özkul'un en sonunda bir tane ve perde diye biten bir sahnesi vardır. Oradan Cumhuriyet'e geçersin. Hareketleri ne enteresan bir şey. Bir Yunan... Bu televizyon kanallarında olmuş bir şey. Onun üzerine çalışıyorum şu anda. Bulacağım ben onları. Tamam. Aklımdan çıkmayan, hafızam iyiydi elhamdülillah. Aklımdan çıkmayan şeyler. Heykel, Yunan, bir Artemis ve özgürlük. Bu kadar satılmışlar vardı işte bu ülkede. Bu satılmışlar da seni böyle yönlendirmeye çalışmışlardı. İşte şeyleri, kuyruk acıları evet. Oradan. Cumhuriyet, tamam, kuyruğa Cumhuriyet basıldı. Cumhuriyet ve CHP'de bunlar uzansın kuyruğa işte. Basıldı. Vay evet. Efendim. Orta çağ. Müfredat boykot edilecekmiş. Özgür Özel dedi ki orta çağ zihniyeti Kur'an okumak. Özgür Özel. Bu dedi bunu. Ülkede. Öğrenmek pardon. Milletin istemediği hiçbir şey olmaz. Türkan artık o Türkan Saylan dönemleri geçti. Yani birinin anlaması lazım artık bunlardan ya. Biz anlatmaya çalışıyoruz. Neyse. Senin tıpkı dediğin gibi kupayla anlatıyoruz, kalemle anlatıyoruz, telefonla anlatıyoruz. Tabii. Olmuyor. Çay şekeriyle anlatıyoruz. Olmuyor. Artık bu ülkede bu milletin istediğinin olup bu milletin istemediğinin millete rağmen olmayacağını kalın kafalarına sokmaları lazım. Bravo. Çok güzel. Bence burada duralım. Noktayı da koydun. Ama noktayı bir kliple koyacağım. Hadi noktayı bir kliple koyacağım. Ya o kadar hoşuma gitti ki. Çünkü gümbür gümbür gelen bir nesil var ya. Öyle yok. Z kuşağıymış yok bilmem ilgisi yokmuş yok. Aklı beş karış havadaymış. Abi çok şuurlu gümbür gümbür gelen bir Z kuşağı var ki. Onların da bir şekilde nasıl diyeyim sana rehberleri, yol göstericileri. Kim bakalım? Sayın Selçuk Bayraktar. Hadi bakalım. Bir sosyal medya paylaşımında bulundu akşam. Gece. Ben görmedim, mutlu yatmadan olacağım. Yatmadan önce seyrettim bir videoyla. Evet. Dedim ki tamam artık rahat huzur içinde uyuyabilirim. Medeniyetimiz gençlere güvenmeyi ve gençlerle yol yürümeyi öğütler diyor Selçuk Bayraktar. İnançlı bir genç gün gelir gemileri karadan da yürütür, roketleri gökyüzüne de fırlatır. Güzel. Milletimiz ve insanlık için gayret gösteren Fatih'in torunlarıyla birlikte... Yol yürümenin gururunu yaşıyorum diyor ve şu videoyu paylaşıyor. Hadi verin hep birlikte seyredelim. Müzik
Fatih'i tasvir ediyor burada bak. Barut koydu. Fatih'in İstanbul'da. Evet. Fethettiği yaştasın. Fatih'in Şahin topu vardı. Bizde şimdi seyir güzelleri var hocam. Ya. Değil mi? O Şahin topu ne kadar güzel. Çok güzelmiş. Güzel. Bir de şey de güzel Fatih'in. Müzik de güzel hocam yani. Değil mi? Bu kodları... Ya şunu, şurada bir araya gelmemiz lazım mesela. Hem müzik değil mi? Bu arada biz de şey yapıyoruz. Müzik güzel. Abi şunu söyleyeyim. Burada bir araya gelmemiz lazım değil mi? Ya yani bugün çok hakikaten duygulandım şu anda. Hani şu noktada bir araya gelmek lazım. Lazım. Mesela aynı toprak, sen Kastamonu, o Niğde, bu Hakkari, bu Şendinli, bu Edirne, evet. Bu bilmem ne, bu Çerkez, bu Gürcü, bu Abhaz, bu Arnavut, bu Manav, bu Boşnak, bu Bulgar göçmeni, bu hepimiz bir aradayız. Hepimiz bir arada tutan. Ne diyor da o farklı yorumlanıyor. Bir İngiliz tarihçiyle birebir turist rehberliği yaparken çok müthiş bir millettir dedi, Osmanlı dedi. Yani Ottoman Empire diye başladı cümleye dedim. Niye dedim? Ya dedi bu kadar farklı kültürleri bir araya getiren bir millet olduğu için şey çok bir Baptist olabilirdi emin değilim çünkü çok Baptist derken işte bir din okulunda hocalık da yapıyor aynı zamanda. Tamam. Nicaea diye İzni'ye götürmüştük. Konsüllerin toplantısının olduğu yeri birebir bir sohbet etme fırsatı buldu. Çok hoşuma gitmişti o laf. Bu kadar dedi milleti ve kültürü bir araya getirmiş bir sancak düşün dedi, bir güç düşün dedi. Avrupa'ya kadar girmiş ve dedi çok büyük bir millet, nation diyor. Çünkü diyor bu diyor bir melting pot demişti. Eritme potası gibi dedi. Eritmişsin ve güç oluşturmuşsun falan diye. Böyle oturdum ben immatipli olarak. Düşünün 80'li yıllarda bana cız yasak falan böyle her şeyin konuşulması yasak olduğu darbe döneminde İngiliz sana ülkeni sana anlatıyor. Acımıştım biliyor musun o zaman? Yani kendime acımıştım. Ulan dedim bu adam rahat konuşuyor. Ben bunların bir kısmını anlatsam başım derde girebilir Türkiye'de. Nelerden geç? Bak işte bak bu işte bunların yatacak yeri yok derken. Yok. Yani bizim düşmanlığımız yok, her gün yok. Geçen dün yorumlamışlar. Ya siz ne alıp veremediğim var gazetelerle bilmem sen gazeteci değil misin? Hala abi ne kadar yanlış. Nerenizden dinliyorsunuz? Bir medya programı yapıyoruz. Kıymetli. Tabii, niye kızıyorsunuz? Bakın biz adamın yazdığı şeyi okuyoruz burada. Bir tarafımızı uydurmuyoruz ki biz yalan Fatih yazıyor. Portakal mıyız? Biz öteki miyiz? Biz Altaylı Taytaylı mıyız? Adam diyor ki... Jacuzzici miyiz? Jacuzzici miyiz? Biz su tesisatı anlamıyoruz biz. Su tesisatı nedir? Banyo tesisatı. Adam diyor ki 27 Mayıs 1960 hareketi diyor. Bunu tercüme ettiğiniz adı movement İngilizce, Fransızca harekat hem de sen de. Bütün dünyadaki hiçbir insan oldu insan evladı. Adem Aleyhisselam'dan bu yana kadar anlamaz. Bir tek bizim bu kas kafalılar bunu yapıyor. Yahu bildiğin darbe başbakan asılmış diyorsun. Milleti kodlarıyla zorlanmış. O sürmüş tarlamızdan çıkan aşağılık insanlar bunu yapmış. İşkence odasında ölümünden yani katliamından diyeyim idam falan demeyelim diyor. Çok güzel söyledi Nasuhi geçen gün. İdam çünkü hukuki sonuçtur diyor. O da değil bu diyor. Katliam diyor. Bu cezayı kesen adamlar vefatından, onun hayatını kaybetmesinden 4 saat önce bunlar prostat muayenesi yapan bir nesil vardı o dönemde. Bu kadar adi insan. Şimdi bu Cumhuriyet bunu... Alev Coşkun'a göre o bahsettiğin kesim ilerici. Bravo. Demokrat, özgürlükçü. Evet. Belki de radyo dinleyicilerimiz bunu göremedi. Baksınlar onlar da internetten, YouTube'dan, oradan buradan. Biraz önce verdiğimiz görüntüler var ya. Dedim bak. Burada toplanmanız lazım dedim mesela. Bak Cumhuriyet'i buna. Şu anda kusuyorlardır. Bak şu an Cumhuriyet böğürüyor. Mesela sözcü. Midesi bulandı. Niye? Arkada Fatih var. Kodları bozuk adamların. Bravo. Arkada. Mehter. Mehter var. Arkada bilmem. Ama diyorsun ki çağdaş, laik, dünya, ulusal, evrensel. Bak füze. Yok abi. Yani adam en ilkel hayatı yaşamaya tercih edecek durumda. Niye? Yeter ki bu kodlar olmasın. Yahu sen uzaya yani astronot gönderiyorsun. Şey ya. Adam diyor ki karsa kaz yemekten bir farkı yok diyor. Bu kadar kas kafalı işte bunlar. Hakikaten inanılmaz ya. Neyse tamam kafalı. Geç tamam. Ellerine sağlık. Asabımız bozuyor neyse. Çok güzel bir klip olmuş. Böyle tüylerimiz diken diken oldu. İstanbul'un fethinin
bir çağ kapatıp bir çağ açan o efsane fethin, Hopkins. Bak özellikle vurgu yapıyorum. 571. yılı kutlu olsun. Siz sevmeseniz de hopslansınız basanız da bitti. Kutlu olsun. Geç hocam, anladık olayı. Gayet güzel. Bir kere daha o zaman yeni müfredatı boykot etme gayretindeki Cumhuriyet gazetesi. Bir defa. Bizim neslimize öğrettiğiniz o savunduğunuz eski müfredattaki Doğu Roma İmparatorluğu'nun yıkılışı, yani yeni çağın başlangıç tarihi aslında, tekrar ediyorum, İstanbul'un fethi. Evet. Kusura bakmayın. İstanbul'un fethiyle. Pekala. İstanbul. İstanbul'da demesin bunlar. Buna ayıp olur. İstanbul kelimesinden, stana kelimesinden de olabildiği iddia ediliyor. Tarihçilere son bir gün o işi bir yapalım. İstanbul çok bol. Yani ben anlatayım, sen anlat. Tabii. Macar topçu ustası Urban'ın her biri 40 öküzle çekilen şahi toplarının Edirne'de yapılan o döküm esnasında, evet, dökümden sonraki deneme atışlarında o şeylerin, ulakların şeyde Edirne'de dolaşıp hamile kadınlar korkudan çocuk düşürmesin diye uyarılarda bulunmalarını. Aynen. Yani aynen, neyse, onları bir ara anlatalım. Onlar çalışmaz. Şimdi dün Milli Güvenlik Kurulu toplantısı vardı. Biz bu toprakları fethettik ya abicim. Bu topraklarda bin yıldır varız ya abicim. Bu topraklarda sonsuza kadar da var olmaya devam edeceğiz ya abicim. İnşallah. O yüzden bu topraklardaki tehditleri mütemadiyen bu 2000 yıllık devlet geleneği çerçevesinde Milli Güvenlik Kurulu'nda masaya yatırıyoruz. Evet. Nasıl bağladım? O harika. Evet, fetihten geldik Milli Güvenlik. İşte tamam, bu. Harika. Milli Güvenlik Kurulu sonra dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Evet. 7 maddeydi. Evet, 7 maddelik bir bildiri yayınlandı. Gerçekten artık Milli Güvenlik Kurulu'nun asli görevine dönmüş olmasının da bir huzuru ve mutluluğu var bende. Bu mütemadiyen vakayı adiyeden diye geçiştiriyoruz ama eskiden olduğu gibi falanca okulda cumaya gidiliyor, filanca okulda öğretmen başı kapalı, bilmem ne falan filan diyen, aslında asli işi bu ülkeyi korumak olan ve fakat o üniformayı hiç hak etmeyen, bin şükür ki şimdi o üniformalarındaki yıldızları sökülüp er mertebesine, er bile olmaz bunlardan da, gelen evet, adamların işgal ettiği koltuklarda artık gerçekten bu ülke için çalışan komutanlar, generaller, asker, sivil, devlet adamları oturuyor. Bunu da söylemiş olalım. Evet. Terörle mücadele öncelikli abi. Tabii ki. Her zaman olduğu gibi PKK, KCK, FETÖ, DEAŞ, bütün terör örgütleriyle mücadeledeki kararlılık bir kere daha vurgulandı. İşte sonrasında ne var? Irak'la son dönemde bizim de eşlik ettiğimiz Sayın Cumhurbaşkanı'nın seyahati sonrası iki ülke ilişkilerinde gelinen nokta. Sonrasında işte Filistin meselesi, yine Gazze meselesi öncelikli olarak gündeme geldi. Ukrayna meselesi, Azerbaycan, Ermenistan arasındaki mesele gündeme geldi. Mesela yapay zeka konuşuldu Milli Güvenlik Kurulu'nda. Olması gereken bu. Bu konuşuldu. Bir madde daha var. Orada, şimdi o maddeyle devam edeceğim abi. Şimdi bu PKK terör örgütü Suriye'de bir seçim gayretinde. Evet. Şimdi bugün Melik Yiğitel Akşam Gazetesi'nde, Ankara temsilcimiz Melik Yiğitel Akşam Gazetesi'nde bir haber yayınladı. Terör koridorunda işgal seçimi başlığı taşıyor haber. Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle o PKK-YPG unsurlarının Suriye'nin kuzeyinde işgal ettikleri bölgelerde sözüm ona bir seçimle, sözüm ona demokrasi sosu altında böyle bir kılıfla dünya kamuoyuna şirin gözükme çabalarından bahsetti. Milli Güvenlik Kurulu'nda da diyor ki, 3. madde doğru mu? Evet. Irak ve Suriye'de gasp ettiği toprakları terör yuvası haline getiren PKK-KCK, PYD-YPG'nin ve ona sağlanan desteğin bölgemizdeki tüm unsurlarıyla birlikte bertaraf edileceği. Bölgemizdeki tüm unsurlarıyla birlikte milli güvenliğimiz ve komşularımızın toprak bütünlüğü hilafına herhangi bir oldu bittiye fırsat verilmeyeceği vurgulandı. Ya bu zaten bu biz bildiğimiz bir şeydi.
Bunu hatırlarsın sevgili Ömer Özkök. Yani neydi amaç? İran kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeyinde. Bu o kadar çok dillendirilmiştir ki belki de birkaç milyonuncu ifadedir ve doğrudur ve gerek Amerikan medyasından oradan da bak, gerek Türkiye ve dünya bunu bilir. Yani YPG PKK'nın PKK Türkiye'de, YPG PYDPJ burada, YRK PJAK öteki tarafta İran'da ve dünyada bütün kavgamıza da şahittir. Ben böyle zaman zaman atlayarak çok acayip bir şey söylemiş gibi oluyorum ama şu, tüm dünyanın bildiği ve göz önünde olan bir şey oldu. Arap Baharı oldu. İran kuzeyi çok eskiden başlayarak boşaltıldı. Çünkü orası asıl hedefti. Sonra Suriye boşaltıldı. İnsansızlaştırıldı. Otorite ortadan kalktı. Terör gitmemine girdi. İç savaşlar başladı. Bütün o bölge boşaldı. O bölge tek başına olsaydı problem değildi. Bunu binlerce kez anlattık. Bunu 30 sene önce de hocalarımız anlatıyordu bize. Biz anlatırken bize aptal gözüyle bakıyorlardı. Türkiye tehdit altındadır. Hani geçen gün dedi ya Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çıktı, dedi ki arkadaş bizim son orası bizim uç kalemiz. Orayı düşünmeyeceksen. Gazeye düştüğünde evet. Bizdeler dedi. Bize bunu, gelecekler bunu bak, dedi. Bunu zamanında söyleyenler dedi. Evet, bu manyak herhalde kafayı yemiş. Ya biraz önceki o İngiliz profesörden bahsettim. Ya ne kadar büyük milletiniz. Etkiniz çok fazla. Lastik gibi her tarafa gittiniz. Eritme potası büyük devlet diye bahseden İngiliz'den. Örnek vereyim. Adam bir ayağın diyor öteki tarafta Yemen'de. Öteki tarafın Cezayir'de. Kolay bir şey değildir bu kadar kültür falan filan filan. Projesinden bahset. 30-40 yıl. 50 yıl. Hatta bizim dedelerimizle bahşet. Ve oldu. Ne oldu? Savaş çıktı işte. Türkiye darbelerle 60 hareketleriyle. 60 hareketi vardı ya 1960 hareketiyle. Türkiye'yi dizayn ettiler. Aynen öyle. Kafasını kaldırmak vurdular. İstediğinde kafaya vurdular. Efendim araba yaptı pat kafası bir tane daha. Bir daha kalkacaksın küt başbakan asla. Bir daha Kenan Evren. Sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nın ayağına yani tabii. Sayın Erdoğan'ın ayağına taktıkları çelmeler bile. Bak şimdi çok dürüst bir şekilde konuşalım. Bütün bunlar yaşandı. Hepsi bir bertaraf edildi. Adamların biz niye bir şeyin müdafasını yapıyoruz? Ya Allah anlayın bak. İsmail Saymaz sen de anlamaya çalış. Bilmiyorum kapasite anlamaya çalış. Jacuzzi ile anlat ona. O jacuzzi ile anlat. Gelişin abla siz anlamaya hiç bak. Şu, ben Fatih Altay'dı. Hani benim kadınları koldan tutup da karakola götürecekti ya. Sen de anlamaya çalış. Arkadaş hedef burası. Niye anlamıyorsunuz? Aptal mısınız? Ahmak mısınız diyeceğim. O kadar yazıp çiziyorsunuz. Bak bir daha söylüyorum. Şu anda kanton kanton bölgelerde oraya öyle hazırlayacaklar çünkü. Çünkü KCK yapılanmasında var. Yani non-federatif dedikleri parça parça bölgede hazırlayıp seni güneyde o teröristleri kuracak adam. Teröristan kelimesi doğru. Bir terör devleti kuracak. Butik bir devlet kuracak. Ya ne olacak? Biz gene ezeriz. Ulan şimdi ezersin. 20 sene sonra başka bir projeyi sokarlarsa ne alt yiyeceksin? Topraklar, bizim topraklarımız şu anda onların çizip de başaramadığı şey şu anda Türkiye'nin güneydoğu bölgesinden hatta Hatay'dan başla oraya kadarki bölge. Bunu Siyonist çizmiş zaten baştan. Vazgeçmiş şu anda Gazze'de olan bunun aynısını burada yapacaklar. Vazgeçmiş değiller. Hocam, başaramamışlar dedin ama Siyonizm, bu vazgeçtikleri anlamına gelmiyor. Bakın inşallah hepsi Allah Rabbim yok eder. Siyonizm dünyada kaldığı süre içerisinde bu proje devam edecektir bak. Niye? Vaz edilmiş topraklar. Tabii ki. Bu onların varlık sebebi. Varlık sebebi dedim bak. Netanyahu'nun varlık sebebi o Mehdi'nin gelmesi. Kendi Mehdi'lerinin gelmesi. Ve o kutsal savaş sonucunda o Siyonizm'in hedeflerini ulaştırmak. O ölümüne yapıyor bu işi. Sadece o yapsa dövelim mi? Dövelim. Biden de yapıyor o işi. ABD de bunun için var. ABD vazgeçer mi? Avrupa da bunun için var abi. Tabii. Onların bir kısmı ahmak, onların bir kısmı var. Bir kısmı da mecburen var. Emperyalist ya. Bütün emperyalistler aynı safta buluşmuşlar. Bazı da salak. Mesela İspanya diyor ki tanımam diyor. Tanıyorum ben diyor Filistin'i. Tamam diyor. Ama bazılarının da bagajı o mesela onlar da bilici. Almanya'nın da bagajı dolu. Tabii, mecburen o. Orada yani. Hocam Almanya yoksa zaten. Almanya o ipi bir çekecekler. Tabii. En acıdığı millettir. Samimiyetle söylüyorum. Bak bunu şaka yapmıyorum. Bu kadar büyük bir yerleşik teknolojisi var. Hür değilsin. Ne kadar acı bir şey değil mi bir Alman için? Valla 10 küsur sene Almanlarla çalıştım ben. Yurt dışındayken. Hep Alman firmaları vardı. Bu konuyu açmazdık tabii mevzuyu ama acı bir durumdur. Neyse. Ama sonuçta bak. Şunu atmaya çalışıyoruz. Bak ey muhalif arkadaşlar, abiler, ablalar. Şuradan bakın ya. Ben bu samimiyetle söylüyorum. Bak Erdoğan'la kızıyorsunuz. Her türlü ne yaparsa yapsın size kendini beğendiremedi.
zaten size kendini beğendirmek için bu işleri yapmadı. Bunu çok iyi biliyorum ben. Ama adam dedi ki, o bizim gibi okuduğu için bir dünya görüşü vardı. Bir adamın nerede doğup büyüdüğü de bak şöyle fark etmiyor. O şimdi zaten diyor, ben diyor Yale'da okudum. Stanford bilmem ne mezunuyum. Hocam bak böyle olmuyor. Sen yanlış yerden bakıyorsun. Bu da Kasımpaşa'da yürüyordu. İçeriden olayı görüyordu. Olursan ol. Şöyle bir gerçek var. Adam bunu biraz önce anlattım ya bana size. Kutule, Mara meselesi, Sykes-Picot. Tarihimizde saklamışlar. Bu adamlar bununla büyüdü. Adam geçmişi dahi bilmiyor. Fethi de anlamıyor. Çağdaş, layık, şapka, fötür. Oğlum manyak, böyle bir dünya yok. Füze, yapay zeka, teknoloji, uzay. Bak uzay. Senin Kasımpaşa'nın uzaya parmağını kaldırmış. Sen hala ne güzel gidik, kravat giyerdik de, bacağımız böyleydi. Çember çeviriyordu kızlarımız. Hop, bir etekler açılıyordu, ne kadar hoştu. Sen hala salak salak burada sunuyorsun ya. Evet evet. Hala oğlum böyle bir dünya. 19 Mayıs kutlamalarında hayır, eskiden faşizm, stadyumlarda ne güzel törenler olurdu diyor. Birebir Hitler'in uygulamasıdır bu faşizm. Mussolini'nin yaptığı şeydir. Stadyumlarda geçişler, çemberler. Adam orada kalmış. O kadar gerici yani. Bak gerici abilere sesleniyorum. Erdoğan'a kızıyorsunuz. Erdoğan bunu durduran adamdır. Allah, Rabbim her şeyi yapar. Kudret sahibi odur. Ama birini vesile kılar. Erdoğan da bu vesile oldu. Adamı indirmeye çalışanlara bak. Dangalaklık yapmayın. FETÖ'ye düşmanlık yaptı. Baştan beri. Yalan söylemeyin. 86'da soktular o FETÖ'cüleri orduya. Sizin 28 Şubat'ta işe yaramadı yani. O, bak senin işe yaramadı o 28 Şubat'lar. O terörist başı Fethullah Gülen'in BBC'ye verdiği mülakatta tabii, parti kurmak için yanıma geldiğinde bir istişare etmek amacıyla asansörde inerken Sayın Erdoğan'dan bunlardan bahsediyor. Önce bunlardan tabii başlamak lazım. Bunu da bilmek dediğini, lazım. Çok güzel. Ben bravo diyor oradan dinledim diyor. Ta o zamandan varmış bu casusluk bak, merakı. Bu CIA ile başlayan 1967 Mayıs hem de birkaç gün oldu üzerinden hızlı geçiyoruz. 27 Mayıs darbesi. Kanlı alçak darbeciler. Bunlar CIA. Bunlar Amerikan oğlanlarıydı. 1980 darbesi Amerikan oğlanlarıydı. Our boys. Hepiniz CIA'sınız ya. Go home Yankees solcusunuz ya. Size anlatıyorum. FETÖ darbesi Amerikan darbesiydi. Bak merkez hep aynı. Bu programı da 10 sene önce ilk programda söyledim. Hepsi aynı bunların. Merkez aynı. Pensilvanya, Ohio, Utah bilmem ne Kaliforniya fark etmez. Merkez aynı merkezdir. Sen de diyorsun ki ben Atatürkçü, ulusalcı, çağdaş ama bunu sevmiyorum. Oğlum senin bütün bu hasletleri rant raporunu oku. Amerikan okumaz. Bütün bunları yapan ne sen diyor adam? İşin... Atatürk'ten sonra diyor bölgede diyor Erdoğan aynı Atatürk gibi diyor bağımsız ve politikaları sürdürmeye devam ediyor diyor. O yüzden ABD'nin artık hayra çalışmaz bunlar diyor. Onlar söylüyor, ben demiyorum. Dangalaklık yapmayın, ahmaklık yapmayın. Ha, ben politika ya beğenme politikasını tamam ama düşmanlık yapma. Adamın en azından, tarzını beğenme. En azından bir nokta Erdoğan olmasaydı, aynı zeminde çok toplanabilir. Söyle abi. Sonra evet, biteceğim. O da şu. Erdoğan olmasaydı biz Arap Baharı'nı da yerdik. Çoktan Türkiye bölünmüştü. Bunu söylüyorum ben size açık. Bölemediler mi o zaman? 15 Temmuz'da o onların kendi ifadesi altın makası vurdular. Bölemediler mi? Durmadı bak devam ediyor şimdi. Kanton kanton YPG PKK'ya teröristleri bir ülke kurdurmaya çalışıyor bir teröristten. Devam edecekti. Erdoğan olmasaydı geri hüküm önecekti. Ve bunun emarelerini de Allah muhafaza, sahil muhafaza Kemal Kılıçdaroğlu'nda gördük emareleri. Ne oldu, kim oldu belli olmayan bir Ümit Özdağ var. Ona şey arası, bıçak arası bir tane sokmuşlar oraya, onu koymuş oraya. Bu taraftan dostları Biden'da toplanmışlar. Hepsi satıcı. Allah muhafaza. Bir araya gelmişler, ucundan döndük diyorum bak. Allah muhafaza. Ve bu yaşandı ve sen Amerika'da kayboluyorsun. Banyo tesisat uzmanı Jacuzzi İsmail dahi bulamıyor seni. Hamburgerci yemek yiyip geliyorsun tekrar Türkiye'ye. Ya bu ülkeye tekrar prangayı vurup doğru ölmeye çalışacaktı bu adam. Sen biz ucundan döndük 2023'te. Koca jacuzziyi bulan İsmail. Erdoğan bağımsızlık mücadelesi veriyor. Bak bunu burada bulamadım, bir araya gelin. Biraz önce gelemediniz Mehter Marşı'nda. Bağımsızlık gelmezler, mücadelesi. Gelmezler. Beka sorunumuz var dediğinde zeka sorununuz bravo var diyen... Evet, dış mihraklar dediğimizde dış minnaklar diye dalga geçen aynen, zihniyet. Ama misyonları bu. Doğru. Ben bu kadarının saflık, bu kadarının ne bileyim cahillik olamayacağını düşünüyorum. Bence doğru. Maalesef kusura ben bakma. Gene çok iyi bir niyetle. Kusura bakma. Ya diyorum bundan kör bir ideolojik saplantıyla
akla hayale gelmeyecek, insani olarak düşünüyorum. Bir gazeteci, bir televizyon medya kuruluşunun, yani bunu uzaylı Engin Altay vardı biliyorsun. Evet. Uzaylı. Uzaylı Engin Altay abi daha ne demişti mecliste? Dünyanın en doğru işini yapsan da. Çok sık tekrarlıyoruz ama madem oraya geliyoruz ama. Bir tura koşmaya çalışıyorum. Adam bir viraja giriyor. Peşinden koşarken bir bakayım aynı yere gelmişiz. Şu kısır döngü böyle bir şey. Dünyanın doğru işini yapsa da bu iktidar çok enteresan. Biz onu destekleyecek halimiz yok. Alkışlamam diyor. Ağır ama bir daha hadi son kez söyleyeyim. Ya bu ülke benim toprağım. Ben burada yaşamak istiyorum. Hür, bağımsız bir şekilde çocuklarımın geleceği için. Hiçbir emperyalist benim dostum olamaz. İticai ilişkilerimi devam ettiririm falan filan filan filan. Ama yani bu konuda benim vatanım, benim namusum olsun, benim bayrağım, benim namusum olsun. Kim olsun ister Türk, Kürt, Arap, Çerkez hiç fark etmez. Ama bizim büyük milletiz. Bağımsız olalım arkadaşlar. Bizim namus. Bunu söylesen buna da mı karşı çıksın? Ya bu nasıl bir şey ya? Hayır efendim, gene ben sana alkışlamayacağım. Alkışla lan. Alkışlamasın. Alkışlayamıyorsan da çok özür dilerim. Haddime değiller diyorlar böyle söyleyince. Ya defolup gidin o zaman ya. Eğer sen benim ülkemi bölmeye çalışacaksan ben sen aynı gibi de olamazsın. Ona müsaade edilmeyecek. Ya kes. Ben onlarla kutuplaşmaya devam edeceğim. Şu anda cezaevinde olan Selahattin Demirtaş. O az önce çok güzel saydın ya. İşte Kılıçdaroğlu dedin, arkadaşları evet, abi, Biden dedin. Korkunç bir senaryo. O masa dediğin etrafında arada masanın altında bir tarafında HDP var, bir tarafında Ümit Özdağ var. Birbirine MİT müsteşarlığı başkanlığı tabii, veriyor. Kimse bilmiyor. Namuslara Öyle. Namusa teslim ettiği bildiriyi hemen dakikasında açıklayan bir var. İlişki var aralarında. Hani namusa emanet. Hamburgerci de kime emanet etti onu bilmiyorum. Hamburgerci de onu arayan bir İsmail Saymaz var. Evet, bulamadı. Yani iş çok şey. Evet. O Selahattin Demirtaş'ın mesela bugün Milli Güvenlik Kurulu'nda bir oldu bittiye izin şey diyorsun, verilmeyecektir. Ziyaretini diyorsun galiba. Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Bu önemli bir şey biliyorsun yani. Bir verin hadi ya. Hadi bir verin. Bu çok madem, kıymetli. Madem bir küçük açıklaması da var. Bir dinleyelim. Bir verin bakalım. Vay. Ondan sonra devam edelim. Demirtaş dışarıda olsaydı sivil siyasetin önü çok daha rahat açılırdı ve ben eminim terör olayları da biterdi. O nedenle ya yazıklar olsun Sayın ya. Bunu ifade edebilecek ya Demirtaş niye içeri girdi biliyor musun? Verdiniz ya, size yazıklar olsun. Niye içeri girdi biliyor musun Demirtaş? Terör olaylarını kışkırttığı için. Demirtaş diyor dışarıda olsa diyor terör olayları biterdi diyor. Bak ama burada başka bir şey var biliyorsun. Bak bu da çok enteresan ya. Ben herhalde yok ya bu kadar ben yanlış düşünüyor olmuş olamam yani. Bir şöyle aklına bir şey gelmiyor mu? Bu ne demek biliyor musun? Demirtaş içeride olduğu için Türkiye terör olayları var. Bir defa Türkiye terör olayları yok. Onu sana söyleyeyim. Bu emekli olunca nereye gitti bilmiyorum. Yani Santa Maria'da mı yaşıyor? Nerede yaşıyor bilmiyorum. Yani Santa Maria'da nereden çıktı bilmiyorum ama da. Nerede yaşıyorsun sen? Türkiye terör olayları nerede var abi? Bitecek diyor. Vardı. Tamam. Vardı. Çok güzel. Koy cebe. İlişkilendirmeye bak abi. Hani akım derken başka bir şey demek böyle bir şeydir bak. Çok net söyleyeyim. Akım derken başka bir şey demek böyle bir şeydir. Selahattin Demirtaş diyor çıkartırsa terör olayları biter. Bu kadar güzel anlatılamaz PKK'nın Selahattin Demirtaş'la bağlantısı. Yani o denklemdeki abi tespite pozisyon. Bak. Bravo. Bravo, tebrik ederim. Çok tebrik güzel. Ederim. Demek ki yani eğer çıkarmazsa biz vurmaya devam edeceğiz. Terör örgütü müdür diyebilir diye tartışmıyorum bak. Terör fail, örgütü. O zaman failin kim olduğu ortaya çıkıyor. Hocam peki biz anlatırken Haytaylı, Taytaylı işte muhalif bin tane kişi her gün bir tanesi takıyoruz ya bir tanesi. Şu Cumhuriyet kafası olanlara. Gimdi masa hareket diyen kaşalotlara. Adam diyor ki bu, anlatıyoruz. Ya diyor bu adam Kandil'in adayıydı diyoruz. Kısıyorlar. Diyor mesela Nişantaşı'ndaki Cumhuriyet teyze ablam. Diyor ki hayır efendim biz çağdaş demokratik ve Kılıçdaroğlu gibi çağdaş bir insanın aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kodlarında olan ulusalcı, laik, ultra bilmem falan. Baba geç bunları at bunları çöpe bir dur bir sabret. Kandil açıklama yapmış dedim yırtındım burada. Hala da ağlıyorum biliyor musun? Ya bu diyor masayı. Kandil'in adayı. Kandil diyor bu masayı diyor kıymetlidir. CHP hayırlı bir iş yapmıştır. Ve bu adamın iki tane somut vade olduğunu ben yazdım 10 defa. Kızıyorlar ama yazacağım. Yazdım. Bitti. Ne diyeyim iki tane somut vade. Ötke hikaye. Biz gelince özgür olacak. Ne yapacaksınız diyor mesela bu da. O kadar harca alem laflar var ki. O kadar abuk şeyler var ki. Diyor ilk cümle şu.
biz demokrasiyi, gerçek demokrasiyi getireceğiz. Tamam. Arkasından da içselleştireceğiz, yutacağız. Tamam. Krem gibi sürmeyeceğiz. Tamam. Başka iki tane somut vaadi var. Delikanlı gibi itiraf etmek lazım. İki somut vaadi vardı. Bir, Kavala'yı çıkartacağız. Demirtaş'ı çıkartacağız. Doğru mu? Doğru. Herhalde bekle. Özür dilemekmişti. Abi çıkartamadık, kusura bakma. Yani oy ver. Oy versen çıkartacaktım ben seni. Bak çok yazdım. Eğer Demirtaş'ın çıkmasını istiyorsanız CHP oy verin diye defalarca söyledim. Bir de şey var. Üçüncü vaadi unutmayalım. Bir de KYK'ları, yani FETÖ'cüleri. Adam niyeti açık söyledi. Ve bu millete anlatamadık. Ben 48'i acıyorum. Ya hakikaten korkunç. Değil mi? Şöyle, tabloyu, şöyle bir şey var. Şimdi. Bir de bu kadar da güzel söylemezdi. Ağzını bal yesin Kılıçdaroğlu. Bu yani Demirtaş'ın de... PKK'nın nasıl bir aparatı olduğunu ve bundan bir bağlantı. Bakın ben burada Anayasa Mahkemesi'ne sesleniyorum. Ey Anayasa Mahkemesi, şuradan da bir delil toplayın. Bu meseleye, Kılıçdaroğlu'nu bu meseleye nereden gelmiştik? Demek bağ Milli varmış. Güvenlik Kurulu'nun Suriye'nin kuzeyinde bir oldu bittiye müsaade edilmeyeceğini evet. ifade ettiği çok bu, net, çok kararlı maddeden bu gelmiştik. Oradan da benim hafızama ne gelmişti? O yüzden mesele bu aşamaya geldi. Bu sen dedin ya, bu bugünlük bir, bugünkü bir plan değil. Bu 10 yıllara sari. Türkiye'nin bölünmesi için ve bölgenin en azından o vaat edilmiş toprakların tabii. Siyonistlerin eline geçmesi için hayata geçirilmiş bir plan. Bu plan kapsamında İlk safhası bitti, başarılı oldu. Şimdi ikinci safhasına geçtiler. Bu plan kapsamında Suriye'de PKK, PYD terör örgütüne gerekli olan her türlü silah, lojistik, parasal desteği veren ve orada o kanton oluşumunu destekleme gayretindeki Amerika'ya biz Fırat'ın doğusu kırmızı çizgimiz diye seslendiğimizde Selahattin Demirtaş bir etkinlikte o Fırat'ın doğusuna geçecekler, sen de bu yakadan mal mal bakacaksın demişti. Evet, çok, çok özür diliyorum kıymetli takipçilerimizden. Yani mal mal. O ifade bizim ağzımıza ve bu programa yakışmadı. Selahattin Demirtaş'ın ağzına çok yakıştı. Mal mal bakacaksın diye o vurguladığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti kimin ne mal olduğunu bravo. Fevkalade ortaya koydu. Bravo. Kılıçdaroğlu hala o sinsi planın aparatlarından biri olduğu, bravo. En azından destekçisi olduğu aşikar olan Selahattin Demirtaş'a güzellemeler düze dursun. Senin de çok doğru yakaladığın, Demirtaş cezaevinde terör var. Demirtaş çıkartırsan terör biter. Çünkü denklemin tam göbeğinde Demirtaş var deme vurmaya gafletinde bulunmuştur. Atıyor Serra Kadıgil gibi bir tane vardı ya, eski CHP'li, sonra tik kocuğum. Evet, tikçi o, neyse. Tipçi. Ne diyordu? Tecavüzler de çok tecavüz var mı var diyor. Çünkü diyor AKP diyor, Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitsizliğini getirdi diyor. Korkunçtu evet ya. Ve diyor bu kaldığı sürece diyor, bu olacak diyor. Olmaya yani devam edeceğiz. Biz tecavüze devam edeceğiz diyor. Şimdi bak, bu kafaya oy veren insanları ben sorgulayacağım. Şimdi bak, demeyin saygı duyun. Ya saygı duyuyorum. Adamın gırtlağını sıkmıyorum. Ama sorgulama hakkım var ya. Ya en ben azından onu söylememiz lazım. Ben mesela lazım. Ulusalcı, çağdaş, senin o Serra Kadıgil deyince aklıma tip geldi. Tipin bir genel başkanı var ya. Diyor ki Türkler maalesef evet. diyor Ermeni soykırımı yapmıştır diyor. Ha, bu benzer zamanlarda şimdi. Ermenistan Başbakanı diyor ki Ermeni soykırımı diye bir şey yapılmadı diyor. Tabii bak ya bizim. Şimdi hakikaten bizim tip çıkıyor. Ha, çok güzel yakalamışsın ama doğru. Çıkıyor Ermenistan'ın Başbakanı'na diyor ki sen bilmiyorsun. Sen bilmiyorsun, biz yaptık biz diyor. Biz yaptık diyor. Tabii. Ermenistan Başbakanı'na diyor ki ya bu Rusya'nın bir oyunu. Zamanında, vakti zamanında ortaya atılmış olan bir tarihsel çarpıtma diyor. Tabii. Böyle bir soykırım yok diyor. Yok yok var diyor. Tip dediğin mantık bu. Tabii bunu işte, koy kenara yani. Bak ama vallahi bu korelasyonu iyi yaptın yani. Elin Paşinyan'ı hani şöyle akseden Paşinyan demişti. Evet. Paşinyan mı Peşinyan mı? Paşinyan. Ben peşin gibi yazdım. Paşinyan bunu söylüyor. Yani diyor bu dünyaya artık açılmalı. Şu tarihçileri bu işi bırakmalı. Değil mi? Falan filan. Peki yani bu duruş, ben sana söyleyeyim bunu senin sadece Orhan Pamuk'unu tip da koy onun içine. Tabii. Biz diyor Ermeni Nobel kestik ödülü diyor. Alan edebiyat tabii. Aynen öyle. Tabii. Şeyi koy, tabii. Tipin genel başkanını koy, Serra Kadıgil'i koy, bilmem bravo. Kimi koy. Bu demin tamamını koy. Demin. Aynen. Canan Kaftancıoğlu'nu koy. Şeyi CHP'nin o ateist olan ama dua etmek zorunda kalan il başkanı Canan Kaftancıoğlu değil miydi? Tabii. Kılıçdaroğlu'nun kurma. Hepsini tabii, koy. Karşısında Paşinyan
Sizi kandırmışlar. Yani şunu demek istiyorsun. Türkiye'de kendini tırnak içerisinde çağdaş, ya bu kelimelere kızıyor. Bazı bizim arkadaş dostlarımız da diyor ki Hikmet abi diyor. Biz onlar bizim gibi yobaz değil diyorsun diyor. Ya biz yobaz mıyız? Hani bu ironiyi diyor. Çok İroni ağır. Yapıyoruz. Hayır, biliyor o ironiyi de. İroni dahi diyor olsa. Ya dokunmasın. Bunların yobaz tarifinden söz ediyorum. Yanlış anlamayın. Yobaz onlara ait bir ifade. Bir de gericilik. Kelime anlamı olarak da yobazın ta kendisi kendileri. Tabii. Yani ta bu, kendisi. Şimdi tabii canım. Bağnaz, yani yobaz, zihniyet tam o senin bahsettiğin yani hedefindeki önce, kitle yani. Selçuk Bayraktar'ın o arkadaki fon müziğinde, mehter fon müziğinde ya da işte milli bir müzik eşliğinde füzeleri gönderirken adımı rahatsız etmesinin sebebi var derken kastettiğim buydu. Beni rahatsız etmez. Mesela çok enteresan. Neyi rahatsız etmez? Zaten siz olsun. Yok yok şöyle diyorum. Sen bana bu ülke adı. Bunu da vallahi bak yemin ettim bak kolay kolay etmem. Samimiyetle söylüyorum. Benim adıma, benim çocuğuma, benim gençliğime, benim toprağıma ait. Biz böyle bağımsızlık mücadelesi olduk. Bir böyle milletiz. Yani kusura bakma biz yani şey değiliz yani o Mikronezyalı olsak bir derdimiz olmayacak. Bekleyeceğiz. Bakalım kim bizi işgal edecek. Ha? Amerika'dan para aldık o zaman Amerika'ya. O değil. İddialı bir milletsin yani. Olmasaydın kardeşim burada doğdun işte yapacak bir şey yok. İddian var. Bu millet böyle iddialı bir millet. Eyvallah. Coğrafyası da iddialı bir coğrafya. Aynen öyle. Diyorduk her zaman için Haçlı Seferi, birinci Haçlı Seferi 10 tane ülke kutsal savaş diye gelmiş çarpışmışız 1000 sene önce. Neydi? Oban mıydı? Papa'nın ismi. Oban'ın neyse demiş. Oradan 1000 sene geçmiş. Eloğlu hala gelmiş burada senin sınırında diyor ki kanton PKK bu tarafta Gazze katliamı burada Suriye. Aynı yerdeler adamlar. Bak kader değişmemiş. Bunu atmaya çalışıyorum. Bunu da 10.000 defa kafanıza çakın. Biz buradan baktık. Türkiye'yi böyle gördük. Şimdi eğer Erdoğan düşse bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bak mesele bir insan değil. Ya bir hepimiz öleceğiz. Hepimiz faniyiz ya. Tabii canım. Hepimiz bir gün bu dünyadan düşeceğiz zaten. Yani. Alternatif olmayan bir şey nedir abi? Şu alternatifi yok. Bir şekilde toprağa gireceğiz. Bitti. Doğru. Ama mesele Erdoğan'ın şahsı veya kişiyi veyahut da bilmem nesi değil ki. Benim de değil, senin de değil. Mesele daha büyük fotoğrafa baktığın zaman bu ülkeyle ilgili yapılan planlar, tasarruflar ve dünyanın gözünün önünde olması. Kendinize bu kadar önemi atfetmeyin diyorlar ya bazen. Nasıl sizin bozuyor biliyor musun? Ezik onlar ya. Şu koalisyon ülkeleri toplam Avrupa, dünya. Şurada Gazze'nin açıklarında kuyrukları birbirine çarpar. Donanmalar var. Ne? Bu kadar önemli. Ya arkadaş demek ki şöyle son bir cümle bak çarpıcı bir şey olsa söyleyeyim. Tamam. Gazze'deki soykırımı oradaki Müslüman kardeşlerimizin katledilmesini burada üzülmeyenlere veyahut da farklı bakanlara bak kibarca söylüyorum anlatayım. Biraz önce bir şey ifade ettik burada Milli Güvenlik Kurulu'nda çıkan karar işte Irak'taki durum ve artık öyle sandığa gidiyorlar. Evet. Sandıkla bölgesel eyaletler oluşturmaya çalışıyorlar. Evet. Ben müsaade etmem diyor Türkiye. Nasıl diyor girdim daha önce. Gene girerim. Aynen. Boğudur yani. Büyük bir mücadele var. Ya bunu bu kadar yapmayın. Sınırı çek. Ne alt yarısı yesinler. Dersen eğer zamanında yaptıkları gibi Kardak Kayalıkları fethi gibi 15 metrekare alanda seni sıkıştırırlarsa eğer bu ancak Erdoğan'ın gitmesiyle olur. Erdoğan varken giremiyor diyor. Bütün kavganın sebebi yok. İtiraf ediyor. Tamam. İlk safha başarılı oldu. Buraya not aldım. İlk safha neydi? Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra devam eden arkasından İsrail Siyonist Devleti'nin kurulması. Vadilmiş topraklarla ilgili Suriye, Irak'ta savaş çıkması. İnsansızlaştırılması. Otoriteyi boşaltmak ve o toprakların aynı anda bak yıl 2024, 2023'te başlayan bir şey var. Gazze'deki katliamda da orada kalan tüm unsurların oradaki Filistinleri yok edilmesi. Tamam. Bak o da sıra çok az ya. Proje aynı yere sıkışmış bir 100 yılı geçmiş. Neredeyse üzerinden. 80 sene. Ta Osmanlı'dan başlayan bir süreç bu. Üçüncü safı da bu. Gazze'de Musulların kaybedilmesi, Filistinleri yok edilmesi, Kuzey Irak Kuzey. Tamam savaş var. Son olarak da Türkiye'yi diz çöktürmek. Yanlış anlamayın. Gazze'deki katliam burnumuzun dibinde. Bundan 10 sene, 20 sene, 50 sene sonra aynı katliamın Türkiye'de olup olmayacağını kimse garanti edemez. Samimi söylüyorum. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Allah uzak tutsun. Abi bitirdik. O yüzden ayakta durmaya çalışıyoruz Ömer abi. Bu gayretede, bittik ama bu gayretede da hatırlamış devam olduk edeceğiz. Ya Gazze katliamı ile ilgili akşamın bir şey manşeti çok güzeldi ya. Gazze katliamı kaç gündür kampları bombalıyorlar. Nikki Haley denilen bir alçak, aşağılık, namussuz. Artık bütün sıfatları alt alta koy.
Bir bombaya imza atmış. Soykırıma ABD imzası. Verir misiniz lütfen onu Akşam Gazetesi'nden? Soykırıma ABD imzası. Ha. Geldi ekrana. Al işte. Bombada ne diyor biliyor musun? Bitirin onları yazıyor. Böyle aşağılık, böyle alçak, böyle namuslu. Böyle kim diyeceksin? Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Birleşmiş Milletler elçisi. Yani Türk dünya güvenliğinin. Tabii tabii. Beşten büyük olduğunu söylediğimiz vakitte tabii. Ya biz dünyadan daha büyüğüz dünyada, diyen namussuz tabii. Bu. İşte tamam. ABD'de bu. Alçak bu. Siyonizm de onu, bu. Onu koy. Onu da söylemiş olalım, iyi oldu. Bir başka konu başlığım vardı, o da çok güzeldi. Abi 3 hafta geçti, haritada hala değişen bir şey yok. Sarıyer'de başkan yardımcısı... Müdürün eşi demiş. Bak kırmızıyla yazmış. Devam ediyor hocam. Bursa'da baldız. Nepotizm. Bornova'da ilçe başkanının eşi. Efendime söyleyeyim. Üsküdar'da İBB bürokratının eşi. O. Kadıköy'de başkan eşi. Çankaya'da başkan eşi. Mamak'ta CHP'li vekil kardeşi. Kırşehir'de kayınbirader. Yine Kırşehir'de bacanak. Afyon'da ilçe başkanının eşi. Atilla'da Kilis'te Atilla Yıldırım'mış başkan yardımcısı. Enişteymiş kendileri. Bir de başkan kızı vardı. Heh, tamam. O da Odunpazarı başkanının kızı. İşte demek ki bunların siyasi etiği böyle. Yani Amerikan uşakları oldukları için. Yarın bu konuya girelim ya. Özgür Özel'in CHP'de hiçbir akraba kayırmacılığı yoktur. Lafını mutlak doğru kabul edenlere de en azından bir aydınlanma yaşatmış oluruz. Yarın bu konuya girelim. Günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola. Güzellikler dünyası parafın katkılarıyla. Güzellikler dünyası parafın katkılarıyla. Şöyle bir faizsiz 35 bin lira çok iyi gelmez mi? Hangi krediyle? Tabii ki gelir. Hemen hangi kredi uygulamasını indirin. Bankaları karşılaştırın. 35 bin liraya varan faizsiz fırsatlardan anında yararlanın. Hangi kredi? Kuyruklu yıldız gibi 10 yılda bir turumu tamamlayan düğün yapıyor. Abi smoking diyes damattan anlıyor. Yani bunu anlamak için 10 yılda bir düğün mü yapman gerek ya? Güzel laf. Hepimiz daha iyi görünüyoruz. Damat gibi olduk. Ben kız tarafı oluyorum. Gelinimiz hazır. Ne diyorsun? Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat. Ziraat Bankası sunar. Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır. Ziraat Bankası sundu.